Evet hanımlar, yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Bugün kalemleriniz son kez oynayacak, o da Sevgi Nur için olacak. Buyurun tahtalarınızı alınız elinize ve son kez puanlarınızı yazınız. 4 gündür verdiğiniz puanları yazamazsınız. Meri de eksik olmadığı için 3'ün altında puan veremezsiniz. Her gün dediğim gibi yine söylüyorum, hakkaniyetli ve adilane puanlar bekliyoruz. Buyurun Ceyda Hanım, beğendiğiniz yemeklere göre lütfen puanlarınızı veriniz. Birazdan da büyük final anına geçeceğiz. Gelinleriniz geldi, aşağıda bekliyorlar, herkes çok heyecanlı. Biz de tabii ki ve tabii ki Sevgi Nur da. Çünkü o da yarıştı, şansını bakalım denedi. Neticesi nasıl olacak? İlk olarak da Ceyda Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun. Benim puanım 6. Ben 6 olduğunu düşünmüyorum. Yemeklerim lezzetliydi. 6 hani düşünmüyorsunuz. Altı. Kapatabilirsiniz. Yani 6, ya ben kendi 6'yı hak etmiyorum anlamında söylüyorsunuz. Çünkü yemeklerim gerçekten, köftem, her şeyim güzel olmuştu. Birkaç kusurum dışında yetiştirdim. Hamurlarım, çiğ böreğim. Güzeldi. 6'yı hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir şey demiyorum. Fazla yorum yapmayacağım. Sonuçta verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Geçiyoruz Hatice Hanım'ın puanına. Buyurun, sizin puanınızı da görelim. Benim puanım 6. Evet, Eskişehir'de nedense kayınvalidelerimiz bütün haftayı en düşük puanları vererek kurtarmaya çalıştılar. En yüksek puan olarak da belli ki 6'yı belirlemişler kafalarında. Hiç hoş bulmadığımı, çok yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Büyük finalde de konuşacağız zaten. Bakalım Kevser Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun, görelim puanınızı Kevser Hanım. Söyleyin. Benim puanım 5. Bakınız, hiç şaşırmadık. Hiç değil şaşırmadım, mi? Şaşırmadım, hiç kesinlikle. Bakalım Seyit Apam'dan kaç puan gelecek? Buyurun, sizin ne puanınızı görelim Seyit Apam'ın? Yüksek sesle. Ben sizin gibi yapmadım Zeynep Hanım. Hakkaniyetsiz davranmadım. Puanım 9. 9 mu? Çok teşekkür ederim. Bir saniye, olmaz mı? Kesinlikle olmaz. Ya bırakın da tadını çıkarsın şu 9. Çok teşekkür ederim. Beğendiniz Zuhal Hanım. Bir tek tatlıdan kırdım. Onu biraz koyu, hani söyledi. Çok şekerli. Beğendiğini ifade etti. Yedi de zaten. Sofranı da beğendim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Çok afiyet olsun. Peki. Ama bütün dengeleri değiştirecek yani, bir puan. Yani 9 puan böyle hazır bir sofra ya. Yani beğendim. Hazır sofra. Bu ne güzel işte, hazır sofra. En iyi şeyi böyle siz yedim. De oynadınız, siz de oynadınız. Bak gelin gelin. Hayır, siz hep oynuyorsunuz. Ben hiç oynamadım. Ben hakikaten neyse. Bir gelinimizi dinleyebilir miyiz? Bana müsaade eder misin? Bence oynayan sizsiniz. Şu anda elinizde 5 puan olmasına rağmen bana o kadar çok eleştiri yaptınız ki, ben biliyorum ki sizden 5 puan geliyor. Siz benim almamam, birinciliğe gitmemiş, işte kazanmamış için tabii ki kesin bir şey yok ortada. Neyin ne olacağı hiçbir şekilde gösterilmez ama benim yemeklerim bunu hak etti. Çünkü gerçekten çok güzel bir menü çıkardım. Hepsi tamam, elemi, bunların hepsini finalde konuşacağız. Geldik de gidiyoruz bile. Ne çabuk geçti 5 gün kızlar, vallahi ben anlamadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi miyiz? Çok şükür. İyiyiz. Heyecan? Var. Doruk'ta tabii ki herkes heyecanlı. Biz de tabii ki büyük bir heyecanla geldik. Koşa koşa geldik. Her şey de çok güzeldi. Öncelikle bizi misafir eden, ağırlayan herkese teşekkür ediyoruz. Eskişehir gerçekten, ara ara söyledim ama yine söylemek istiyorum, çiçek gibi bir şehir. Herkese, Eskişehir'de yaşayanlara, belediye başkanımıza, hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten de sokaklarıyla, insanlarıyla, çevre düzeniyle, efendime söyleyeyim, mis gibi yemekleriyle, her şeyiyle örnek şehirlerimizden olduğunu bir kez daha sizlere de birazcık daha göstermek istedik. En kısa sürede inşallah imkanlar ölçüsünde Eskişehir'e gelin diyoruz ve hemen gelinlerimize dönüyoruz. İlk olarak Seçil'le başladı yarışma.
Güzel bir sofraydı. Şaşalı bir sofraydı. Yemekler de bana göre güzeldi ama Seçil neler oldu da öyle oldu? Ben anlamadım valla. İlk günün yani direkt benim üzerime yüklendiler. Ben hiç anlam veremedim. Puanlar hiç hak ettiğim puanlar değildi. Senden sonra bayağı bir düşük puanlar geldi. Onu biliyor musun? Yok. Ya. Size değil mi? Evet, biliyorum. Evet. Ve bütün hafta. Ama şöyle ki yani ben bütün yemeklerimi tam yaptım, soframı hazırladım, giyindim, 10 dakika önce bitirdim. Yani bazı puanlar hiç kabul edilebilir puanlar. Mesela kimin puanı? Zeynep Hanım. Yani hem çok fazla eleştiri yaptı hem çok anlamsız eleştiri yaptı. İnanın ben anlamadım. Yemeklerime yaptığı eleştirilerle benim yemeklerimin hiç alakası yoktu. Çiğ böreğe çiğ köften zaten acı dedi, olmamıştı dedi. Hiç anlamsızdı yani yorumlar. Evet, neler söyleyeceksin sevgili? Yani ben kayınvalidem hakkında şöyle diyebilirim. Benim kayınvalidem oraya yemek yemeye gitti. Gösteriş, evini görmeye, sofrasını görmeye ama gitmedi. Ama hanımefendi, ben sizi dinledim, beni dinler misiniz? Masada bu yemek programının içinde tabii ki dinleyeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Ben size söyleyeyim de. Evet. Zuhal Hanımcığım, yemek masası da bu programa tabii dahil ki, değil mi? Tabii yani ki. Yani güzel olması, servis, sunum, her şey. Gerekmiyor. Her şey, kesinlikle tabii ki. Ben ona bir şey demiyorum. Kesinlikle ona bir şey demiyorum. Neye diyorsun peki? Sadece işte kayınvalidemi ya da diğer kayınvalidelere yaklaşım acayip derecede küçümser bir tavır. Ondan sonra işte siz evimi kıskandınız, evimi gördünüz, evime nasıl baktınız? Bu tür tavırlar olduğu için kayınvalidem bundan dolayı bir kere eksiğe girdi. Sonuçta her ne olursa olsun hepimiz insanız. Ben öyle düşünüyorum. İster zengin olalım, ister fakir, isterse hiçbir aramız olmaz. Önemli elbette, olan bir misafir evine gelindiği zaman... Tamam, ben o misafir isterse bana zengin gelsin, fakir olsun. Ben o misafire aynı eşit davranırım Zuhal Hanım. Ben insanları küçümseyen, egoist olan insanlar, onu geçiyorum. İnsanları küçümseyen, hor gören insanlar zaten beni böyle ittiriyor kendilerinden. Kimse sevmez öyle insanları. Zuhal Hanım, ben böyle bir şey yapma bir tavır inanmıyorum. Sen seçilin mi böyle yaptığını iddia ediyorsun? Ben seçilin böyle yaptığını kayınvalidem yalan söyleyecek hali yok. Nasıl bir tavır sergilediğinde o gördü. Ben senin tavırlarını görmedim. Siz izlerken zaten gördüğünüzü anlayacaksınız. Evet. Aynı cümleleri ben de kurdum. Hanımefendi dedi ki siz farklısınız dedi. Hayır hanımefendi, biz hepimiz biriz dedim. Siz de hatta Seçil Hanım çok doğru söylüyorsunuz dediniz Zuhal Hanım. Evet. Kendi izlediğinde neydi isim pardon? Zeynep Hanım mutlaka görecek zaten. Sevgi Nur Gelin. Böyle bir şey yok kesinlikle. Menüs hakkında da bir tek ayva tatlısı yapmıştınız herhalde. Ayva tatlısına da yoğurt dedi anneniz. Kaymağını. Ayva tatlısı yapmıştınız mesela. Kaymağı, o da manda yoğurdu olduğu için. Manda kaymağı olduğu için ayva öyle gözüküyor. Olabilir, bilmeyebilir, öğrenebilir. Ama ben açıklamada yazdım ya. Tamam, öğrenebilir. Okumamış ya dikkat etmemiş olabilir. Siz sonuçta sunum yaptığınız zaman hazırlarsınız, anlatırsınız yine öğrenir kayınvaliden. Bu sıkıntı değil, bilmeyebilir. Bir de menüs olarak beğenmedim. Et yapmış, kuzudan sarma ciğer yapmış. Sarma. Diğer sarma. Kuzu, kokuyordu dedi. Çorba olarak da çorbanın içine patatesi işte atmış, tavuğu atmış. Çorbanın tadı tuzu yoktu dedi. Kevser Hanım da bugün ilk geldiğinde senin balaban köftene kokuyordu. Sonradan geçti o koku. Sakın üzerine dökülen tereyağı olmasın dedik der ya. Neler söyleyeceksin? Kayınvaliden çok konuşuldu, çok da konuştu maşallah. Kendi de dedi, itiraf da etti. Programda 5 kayınvalide 5 gelin oluyor ya. Ama tek başına maşallah herkese yetti yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.